Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Ulaşılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bildiğiniz gibi Cezayir'e bir ziyarette bulundu. Bu ziyaretin dönüşünde gazetecilerden gelen soruları yanıtlayan Erdoğan, savunma sanayi gündemine ilişkin oldukça çarpıcı bilgiler paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gazeteciler tarafından bundan yaklaşık 33 gün sonra yerli ve milli savaş uçağımız Kaan'ın ilk uçuşunu yapacağı hatırlatıldı ve bundan sonrasında üretim ve ihracat konusunda savunma sanayi sektörünü nasıl bir sürecin beklediği soruldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerden gelen bu soruya şu şekilde cevap verdi. Savunma sanayi alanında attığımız her adım bizleri heyecanlandırmaktadır. Bu alanda taş üstüne taş koyan herkes, ülkemizin geleceği, Türkiye yüzyılının inşası için çok önemli bir katkı sunuyor. Kaan zaten yeniliklerden bir tanesi ama Baykar'ın zirve diyebileceğimiz eseri malum Kızıl Elma. Şimdi Kızıl Elma'nın son testlerini yapıyorlar. Aşmaları gereken mesele kendi yerli motorunu üretmek. Bunu başardığı andan itibaren de zaten Kızıl Elma'nın dünyaya karşı duruşu farklı olacaktır. Tabii burada Aselsan'ın üzerine de düşen büyük bir yük var. Kamera üretimi. Motor üretim süreci maalesef nereden bakarsanız bakın herhalde bir 5 yılı alır. Bu süre zarfında biz motor ithal ederek yürümek durumundayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla Bayraktar Kızıl Elma insansız savaş uçağının ne kadar kritik ve özel bir sistem olduğuna dikkat çekti ve Kızıl Elma platformu için üretilen yerli ve milli motor için ilk kez tarih vermiş oldu. Verilen bu tarihe baktığımızda TUSAŞ tarafından üretilen TF-10000 motorunun bu platformda kullanılacağının sinyali verilmiş olabilir. Şu anda bilinen en güçlü yerli ve milli motor projemiz TUSAŞ Motor Sanayi TEİ tarafından yürütülen 10.000 libre itki gücüne sahip art yakıcılı TEİ TF-10000 turbofan motoru. Yerli ve milli bir motorun üretilip kullanıma alınması için 5 yıl oldukça kısa bir süre aslında. Dünya havacılık tarihinde kendi motorunu kendi üreten ülke sayısı oldukça az. Şu anda hali hazırda kendi motorunu üreten ülkelerde zamanında bu süreçleri yaşadı ve hatta bizden çok daha uzun süreler içerisinde şu anda kullandıkları motorları ürettiler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği platformların artık motorları da yerli olarak geliştiriliyor. Türkiye, havacılık sektöründe daha önce üretilmemiş derecede büyük bir itki gücüne sahip olan devasa motor projesinde yavaş yavaş sona yaklaştı. Türkiye, havacılık sektöründe yerli ve milli motor üretimi konusunda oldukça kritik adımlar atıyor. Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Türkiye'ye uygulanan ambargo ve yaptırımlar sebebiyle projelerin akamete uğraması tehlikesi ortaya çıkınca Türk mühendislerimiz bir kez daha kolları sıvadı ve yerli havacılık motorlarında daha önce üretilmemiş derecede büyük bir motor üretimi için harekete geçildi. TUSAŞ Motor Sanayi TEİ, Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü milli havacılık motoru olan TEİ TF-10000'i geliştirmeyi az önce de söylediğimiz gibi neredeyse tamamlamış durumda. Bu motor hem askeri hem de sivil alanlarda oldukça etkin bir şekilde kullanılabilecek şekilde tasarlandı. Milli savaş uçağımızdan tutun da Bayraktar Kızıl Elma'ya kadar pek çok hava platformuna güç verme ihtimali bulunan TF-10000 aynı zamanda Atak 2 helikopterimiz gibi helikopter platformlarında da kullanılabilecek bir motor. TEİ TF-10000, TEİ'nin daha önce geliştirmiş olduğu TF-6000 turbofan motorunun art yakıcı modülüyle birlikte 10.000 libre itki üretebilen bir motor türü. Art yakıcı, jet motorunun çıkışında bulunan ve yakıt püskürterek ekstra itki sağlayan bir sistem. Bu sayede motorun gücü neredeyse ikiye katlanabiliyor. Sizler bu sistemin işleyişini F-16 savaş uçaklarının arkasından alev püskürürken görmüş olabilirsiniz. İşte Türkiye Cumhuriyeti artık bu teknolojiyi de üretmeyi başarmış durumda. TEİ TF-10000, Bayraktar Kızıl Elma gibi muharip insansız sistemlerde, hızlı hücum botlarda, enerji santrallerinde ve bölgesel yolcu uçaklarında kullanılabilecek. Ayrıca askeri bir turbofan motoru olarak tasarlanan bu motor, Milli Muharip Uçağın yerli motoruna giden yolda Türkiye Cumhuriyeti için oldukça kritik bir teknoloji kazanımı olarak değerlendiriliyor. Motor çekirdeğinden türetilecek farklı konfigürasyonlarla Atak 2 gibi ağır sınıf taarruz helikopterlerine de itki çözümü sunulabilecektir.
Motorun birebir ölçekli mock-up'ı ilk defa 13 Aralık 2022 tarihinde düzenlenen bir etkinlikte ilgililerle paylaşılmış ve kamuoyuna sunulmuştur. TİTF 10.000'in tasarım ve geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Motorun ilk ateşlemesi önümüzdeki yılın ilk günlerinde gerçekleştirilecek. Motorun tedariğinde yaşanan sorunlar ve ambargolar nedeniyle program ufak çaplı bir aksaklık yaşamış olsa da yerli şirketlerimiz bir kez daha devreye girerek ambargoyu yıkmayı başardı. Bugüne kadar yalnızca 4-5 ülkenin üretebildiği teknolojiler artık Türkiye'de de üretilmeye başlandı. Bu motor, TEİ'nin 11. yerli motor projesi. TİTF 10.000 projesi kapsamında Türkiye'de ilk kez bir art yakıcılı turbofan motor ve bununla ilgili kritik teknolojiler milli olarak geliştirilecektir. Motor aksesuarları ve alt sistemlerinin de yerli firmalar tarafından geliştirilmesi hedefleniyor. Tüm bu kapsam dahilinde hem TEİ'de hem de alt yüklenicilerinde bilgi birikimi ve tecrübeli insan gücü kazanımı sağlanacaktır. TİTF 10.000 motoru, Türkiye'nin havacılık sektöründeki bağımsızlığını ve rekabet gücünü arttıracak bir milli gurur kaynağıdır. Bu motorun başarılı bir şekilde geliştirilmesi ve üretilmesi, Türkiye'nin savunma sanayi ve teknoloji alanındaki vizyonunu ve potansiyelini göstermektedir. TİTF 10.000 motorunun, Türkiye'nin ve dünyanın havacılık tarihine önemli bir katkı sağlaması, kaçınılmaz bir gerçek olarak tam karşımızda durmaktadır diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın diyelim. Hoşça kalın.